Merhaba arkadaşlar. Bu derste size sinüs 18'in değerini nasıl bulabileceğinizi anlatacağım. Sinüs 18 birçok yoldan bulunabiliyor. İnternette ufak bir araştırma yapacak olsanız 3-5 yol bulabilirsiniz. Ben o bilinen yollara hiç girmeyeceğim. Yeni bulduğum farklı ve orijinal bir yoldan bu değeri nasıl bulabileceğinizi anlatacağım. Bu değeri bulabilmek için bir düzgün beşgenden yararlanacağız. Hemen bir tane düzgün beşgen çizelim. Evet, düzgün beşgenin özelliği neydi? Bütün kenarları birbirine eşit idi ve bütün açıları da yine birbirine eşitti. Açıları da 108 dereceydi. Yani şurası 108. Köşegenlerden bir tanesini çiziyorum. Bu açı 108 olduğu için buralar 36 36 olacaktır. Bir tane daha köşegen çiziyorum. Bu açı 108 olduğu için burası 36, burası da yine 36 olacaktır. Bir tane daha köşegen çiziyorum. 36 36 şu tepe açıda 108 olduğu için şu araya da 36 kalacaktır bakın 36, 36 36 şurası 72 36 36 burası da 72 olacaktır şimdi burada şuradan bakın dik indirirsem tepeden bir dik indirsem bu üçgen ikiz kenar olduğu için tabanı ikiye bölecektir ve açıyı da ortalayacaktır. 36'yı ne yapacaktır? 2'ye bölecektir. 18, 18. Bakın ben zaten 18'i elde etmeye çalışıyordum. 18'i buldum. Tabanı da 2'ye böldü. Tabanı x, x, 2'ye bölsün. Şu kenarlarda y, y olsun mesela. Şimdi burada e, aynı zamanda bakın şu açı da 72. Şurası 36 artı 36. Şurası da 72. Dolayısıyla şurası buraya eşit. Şu kenara eşit. E, 36, 36 olduğu için şurası da y'dir zaten. Dolayısıyla 2x artı y burası. 2x artı y de burası olmuş oldu. Şimdi burada bir benzerlik kurarak bakın x ile y arasındaki oranı bulmaya çalışacağız. Şu yeşille çizdiğim üçgene bakın dikkat edin. Bunu şuraya alıyorum ben. Yeşille olan bu üçgeni. Tepe açısı 36, taban açıları 72, 72. Kenarlarını da yazalım. Eşit olan kenarlar y, 36'nın karşısı 2x. Şimdi burada bir üçgen daha var bakın. Mor üçgen yapalım onu da. Bu üçgende bu iki üçgen arasında benzerlik kuracağız bakın. Eşit olan kenarlar şunlar. 2x artı y. Üçüncü kenarı da şurası. Bunu da şuraya çizelim şöyle. Tepe açısı 36. Karşısı y 36'nın eşit olan kenarlarda 2x artı y. Şunlar da 72, 72. Bu iki üçgenin benzerliğini yazarak x ile y arasında bir oran elde edeceğiz burada. Şimdi ben burada şurada sinüs 18'e ne demiş oldum bakın. Sinüs 18 eşittir. x bölü y demiş oldum. Dolayısıyla ben buradan benzerlikten bir x bölü y Oranını yakalamaya çalışacağım. Dolayısıyla x bölü y oranını ben bulabilirsem, orada elde ettiğim denklemden sin 18'i bulmuş olacağım. Buradan benzerliği yazalım. 36'nın karşısında yeşil olan üçgende ne var? 2x var. Mor olan üçgende ne var? Y var. Yeşil olan üçgende 72'nin karşısında y var. Mor olan üçgende 72'nin karşısında ne var? 2x artı y var. Bunu İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 4x kare artı 2xy eşittir. y kare olacaktır. Düzenlersek bunu 4x kare artı 2xy eksi y kare eşittir 0. Ben x bölü y'yi elde etmeye çalışıyorum. Bakın bu denklemde x bölü y'yi elde edebilmem için bütün terimleri y kareye bölmem lazım. Şöyle değiştirelim kalemimizi. Hepsini bakın. Y kareye bölüyorum. Ne olur hepsini y kareye bölersem? 4 tane. Şurası x bölü y'nin karesi olur. Artı burası ne olur? 2 tane. Şunlar sadeleşecektir. 2 tane x bölü y olacaktır. Eksi 1 eşit 0. Bakın x bölü y cinsine yazdım. x bölü y'ye de t dersek o zaman denklemimiz ne olur? 4 t kare artı 2 t eksi 1 eşittir 0 şeklinde bir ikinci derece denklem elde etmiş oluruz. İşte bu denklemin kökü olan t'yi bulabilirsem ben t1 ve t2'yi bulursam daha sonra x bölü y'ye ulaşmış oluyordum dolayısıyla x bölü y de zaten sinüs 18 olduğu olduğu için sinüs 18'e oradan ulaşmış olurum. Buradan bunun köklerini bulalım. Delta nedir? Buradan b kare eksi 4 ac'den 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı 4 çarpı eksi 1 ne yapacaktır? 16 eksi olduğu için artı 16 20. Delta 20 kök delta ne olacaktır? Kök delta da 2 kök 5 olacaktır. X1 2 eşittir. Ne olacaktır? Eksi B. B'miz eksi 2 artı eksi kök delta 2 kök 5 bölü 2A 2 çarpı 4. Negatif olanı almıyorum. Sadece pozitif olanı alıyorum. Buradan şu ikiler zaten sadeleşecektir. Negatif olanı almasak sadece pozitif olanı alırsak x ne olacaktır buradan? Önce pozitif yazalım. Kök 5. Şurada 1 kaldı. Eksi 1 bölü 4 olacaktır. Bakın sinüs 18'in değeri neymiş? Kök 5 eksi 1 bölü 4 imiş.